Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an düştük yollara. İzmir Bornova'dan yola çıktık. Ekip bizi arkada takip ediyor. Bugün özel ve farklı bir gün. Çünkü Acun Ilıcalı'nın, Acun abimizin sürat teknesini kaplamaya yola çıkıyoruz. Değerli ekibimizle birlikte günlerce toplantılar yaptık. Her şeyi en ince, ilmik ilmik tüm detaylarıyla birlikte ele aldık. Tekne için özel olarak yurt dışından sürat tekneleri için özel üretilmiş bir ürün getirttik arkadaşlar. Ürünümüz gerçekten mukavemet olarak muhteşem. Tuzlu suya dayanıklı. Sizlerle bu durumu an ve an paylaşmak istiyorum ve sizlerin de bu heyecanı yaşamanızı istiyorum. Sürat teknesinin tüm detaylarıyla birlikte özel tasarım kaplaması, kaplandıktan sonraki evreleri, kaplarken yaşadığımız o heyecanlı atmosferi sizlerle paylaşacağız. Bu video çok özel bir video olacak. Yani çok mutluyum. Acun abi, şirketimiz Rayakas tercih etti. Bizlerin de ona karşı mahcup olmaması gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle biz bu işin de alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla üstesinden geleceğiz. Muğla semalarına doğru, Bozburun tarafına doğru yola çıktık. Şu anda da teknenin son akıbetini sormuştuk. İnşallah bakalım iyi durumdadır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yola çıktık. Hakkımız hayırlısı. Gerçekten üzerimizden tekne geçti. Şu anda da dönüş yoluna geçtik. Sizinle birlikte ilk gittiğimizde bu konuşmaları yapmayı çok isterdim. Ama tekneyi gördüğümüzde resmen büyülendik. Çünkü bu sefer karşımızda bir araç değil, devasa bir sürat teknesi vardı. Kolları hemen sıvayıp işe başlamadan önce ekibimizle birlikte gerçekten her şeyi tüm detaylarıyla birlikte istişare etmemiz gerekti. Olumsuzluklar oldu mu? Çok şükür ki bizi tezata uğratacak bir olumsuzluk olmadı. İlla ki her işin bir zorluğu var. Kolay oldu da diyemem. Kolay oldu dersek kendimizi kandırırız. Bütün detaylarıyla birlikte her şeyi çok keyifle ilerlettik. Güzel bir süreçti. Yaklaşık proje dolu doluya 3 günümüz aldı. Ama arı gibi çalıştık. Finalde de gerçekten emeklerimize değdi dedirtti. Yani o tekniği karşıda gördükten sonra, hele ki dışarıya hangardan çıkarttık. Birazdan o görüntüleri de Burak sen yansıt. Beğendik. İçimize sindi. Bir işin de en önemli hususu, yapan ustanın önce kendi içine sinmesi gerekiyor arkadaşlar. Akşam saat 6'da başladık, kolları sıvadık. Biraz geç başladık çünkü hem yol bizi yordu hem de bu süreçte hata yapmamak için her şeyi tüm detaylarıyla planladık. Bu bir ekip işi. Ekibimizin eline koluna sağlık. Şu an saat 9'u çeyrek geçiyor. Artık yemeğe geçelim çünkü karnımız acıktı, guruldadı. Deniz canavarını burada bırakalım. Sabah tekrar kahvaltıdan sonra burada kaplamaya devam edeceğiz. Biz de minik düldülümüzle yola çıkalım. Ondan sonra anlat Acun abi, tekneyi karga oydu. Hayır. Anlatamazsın da. Ne oldu? Acun abi işte biz kapladıydık da. Karga geldi, oradan kaydı. Folyoyu yırttı. Allah'tan kayıttayız.
birini kaplamamız şu anda bitti. Gerçekten harika bir iş çıkardık. Çok heyecanlı, çok güzel bir proje oldu. Bu deniz canavarı suyun üzerinde süzülürken inşallah hep birlikte keyifle izleriz. Çünkü biz de suda nasıl duracağını çok merak ediyoruz. Kendinize çok iyi. Hayırlısı olsun inşallah. Hem takıma hem sana şans getirsin, uğur getirsin. Beğendik mi tasarımı, işçiliği, kaplamayı? Düşünceler nedir? Elinize sağlık, her şey çok güzel olmuş. Yani beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Çok teşekkür ederim. Hani kaplayalım fikri benden. Ekin sağ olsun. Tasarımı da Ekin Hanım, çok teşekkür ederiz. Tasarım yaptı. Siz de en güzel şekilde kapladınız. Yani çok mutluyum. Allah herkese böyle güzel kaplamasın. İnşallah. Şans getirsin, uğur getirsin. Hem takıma hem size. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Projeyi final yaptık, sonlandırdık. Güzel çekimler, güzel anlar, güzel dakikalar oldu. Tekneye de bindik. O G kuvvetini size bilmiyorum ne kadar aktarabildik. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ömrüm boyunca bana her zaman destek olan canım eşim Gizem, değerli ekibim, Royal Class ailesi, Kare Production, Ayberk Özsoy, Murat Tarhan, Orakal, Mehmet Bıyık, hepinizi çok seviyorum. Daha sayamadığım birçok isim. Bizim için çok keyifli oldu. Siz izlerken biz de yeni projeler için kollarımızı sıvayalım.